Haldun Arsoy'un bankayı hortumladığını ve suçu Adil Çelik'in üstüne attığını kanıtlayacağım. Adalet iyilik ya da kötülük kadar görecelidir. Çektiğiniz acılar cezasız kaldığında kendi adaletinizi kendiniz aramalısınız. Gelmiş geçmiş en büyük banka vurgunlarından birini yapmakla suçlanan ve bu suçtan hüküm giyen Adil Çelik, kaldığı cezaevinde karıştığı bir kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Adil Çelik'in yine aynı ceza... O bilekliği Rüzgar'ın odasına sen bıraktın değil mi? Yağmur, Rüzgar artık senden şüpheleniyor. Eğer bu intikam meselesinden vazgeçtiysen artık her şeyi Rüzgar'a anlatmanın sırası geldi. Vazgeçmiyorum. Daha yeni başlıyoruz. Ne demek o? Arsoyların izlemediğim birkaç kaydına baktım. Ağızlarından işe yarar bir şey çıkarsa diye. İzle. Bunca yıldan sonra sizi bu duruma düşürdüğüm için üzgünüm. Yine Adil Çelik olayı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani? İzle. Adamın adı Altan. Emre ile aynı karakola almışlar. Bakın eğer konuşmaya başlarsa bugüne kadar sakladığımız her şey ortaya çıkabilir. Sizinle aramızdaki bağı da çözebilirler. Adil Çelik'i nasıl temizlediysek bu adamı da benzer bir yolla bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Bakın Altan'ın konuşmasına fırsat bile vermeden hemen yok edin bu adamı. Babanı Arsoylar mı öldürtmüş? Yıllarca basit bir komşu kavgasında öldüğüne inandım. Ben de. Ne yapacaksın şimdi? Bir sürü şey. Ama önce babamı öldüren adamı bulup ellerimle yok edeceğim.